Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi en son buraya kadar gelmiştik doğrunun analitik incelenmesinde. Ne kadar önemli bir konu olduğunu söylemiştik. Her sene garanti soru çıktığını biliyorsunuz dostlarım. 11. sınıf müfredatındadır doğrunun durumları ve üniversite sınavında garanti TYT'de, AYT'de sorarlar dostlarım. İyi dinleyin lütfen. Şimdi 3. formülümüzdeyiz. Doğru durumları dediğimiz kısmı işleyeceğiz arkadaşlarım. Yani iki doğru birbiriyle durumlarını inceleyeceğiz. İşte bu doğrular dik olabilir, paralel olabilir, çakışık olabilir gibi. Şimdi eğer ki önce şu kısmı söyleyelim, şu kısımdan bahsedelim. Dostum, soru bize doğruların paralel olduğunu söylerse, iki doğrunun paralel olduğunu biliyorsan sen kardeşim, bileceksin ki bu doğruların eğimleri %100 birbirine eşit olacak. İkinci bilgi şu, iki doğru birbirine dik ise bu durumda da eğimlerinin çarpımı kesin -1 olacakmış dostum. Paralelse eğimler eşit olacakmış, dikse eğimlerin çarpımı -1 olacakmış. Şimdi bazen de doğruların denklemlerini veriyor bize dostlarım. Böyle içinde bilinmeyen harflerin olduğu denklemler veriyor sorularda bize. Ve diyor ki soruda, D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralel. Eğer iki doğru birbirine paralelse, eğimleri kesin eşit. Sen bu soruyu eğimlerin eşitliğini kullanarak tabii ki çözebilirsin. Hemen birinci doğrunun eğimini yazarsın. İşte y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısı demiştik. İkinci doğrunun eğimini yazarsın ve birbirine eşit diyerek çözebilirsin tabii ki kardeşim. Ama amca da diyor ki, kardeş diyor, tek tek eğimlerini bulup da eşitlemektense diyor, şunu yapman daha kolay olur diyor. Bak, bu iki doğrudaki x'lerin katsayılarını oranla a bölü e, y'lerin de katsayılarını oranla b bölü f, bunlar birbirine eşit olmak zorundadır diyor paralelse. Neymiş paralelliğin şartı? İki doğru denkleminde paralelse eğer doğrular, x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayıları oranına eşitmiş. Yalnız buradaki işaretlere de dikkat edin, tamam mı? X işaretleri de alıyorsun. Artıysa artı b, eksi ise eksi b diyeceğiz buraya. Paralelse bu. Çakışık ise, D1 doğrusuyla D2 doğrusu çakışık ise, bu durumda da dostlarım bütün x'lerin katsayıları a bölü e, y'lerin katsayıları b bölü f, yani şuraya kadar olan kısım paralellik zaten. Paralellik kısmını yapıyorsun. Artı ekstradan bir de bunların dostum, bu ikisinin sabitlerinin de oranını yazıyormuşuz eşitleyip de. Bu da anlaşıldı herhalde. Son olarak D1 ve D2 doğrusu kesişiyor ise, bir noktada kesişiyorsa dostlarım, bu durumda da kesişen doğrular paralel değil demektir, değil mi? İki doğru kesişiyorsa paralel değiller bunlar. Peki biz paralelse ne yapıyorduk? X'lerin oranı y'lerin oranına eşit diyorduk. Paralel değilseler ne yapacağız? O zaman bunlar eşit değil diyeceksiniz dostlarım. Kesişen doğrularda paralelmiş gibi yazıp araya eşit değildir simgesini koyuyorsunuz dostlar. Bakın bunu matematikte de göreceksiniz. İki doğrunun paralel olması demek, analitik geometrideki dili bu. İki doğru paralel. Matematikteki karşılığıysa şu anlama geliyor. İki denklemin çözüm kümesi boş küme anlamına geliyor. Çakışık demek şu, yani paralel demek şu anlama geliyor dostlarım. Doğrular paralelse bunların asla kesim noktası yok anlamına geliyor. İki doğru paralel, ortak noktası yok bu iki doğrunun. Dolayısıyla çözüm kümesi yok. Çünkü çözüm kümesi demek bu iki doğrunun, bu iki denklemin ortak noktasını bulun demektir. Paralel oldukları için kesişmiyorlar, kesişmedikleri için ortak nokta yok. Ortak nokta yoksa da çözüm kümesi boş küme. Çakışık çakışık demek şu,
doğrulardan biri bu. Diğeri de tam üstüne denk düşmüş. Şöyle üst üste gelmiş. Bakın çakışık demek aslında bu sürü noktada kesişiyorlar demektir. Yani sonsuz tane ortak noktaları var demektir. Çözüm kümesi reel sayı demektir dostlarım. Burada çünkü milyarlarca nokta kesişiyor, üst üste denk düşüyor. Çözüm kümesi reel sayılar demektir matematikteki karşılığı. Burada da çözüm kümesi bir elemanlıymış dostlarım. Doğrular kesişiyormuş şöyle, bir doğru böyle, bir doğru böyle. Kesim noktaları bir tane. Dolayısıyla bir noktada kesişiyorlarsa çözüm kümeleri bir elemanlıdır diyecek sorunun içerisinde. Biz de onu paralel değilmiş gibi yapacağız matematikte sorarsa. Dostlar bu çakışık kelimesini şöyle de soruyor bazen. Çakışık demiyor da diyor ki D1 ve D2 doğrularının en az iki noktada kesiştiği bilindiğine göre diyor. Şimdi en az iki noktada kesişiyorsa bunlar kesin çakışık anlamına geliyor değil mi dostlarım? Doğrular ya bir noktada kesişir ya hiç kesişmez ya da sonsuz noktada kesişirler dostlarım. Bu üç olmak zorunda. İki nokta diye bir kural yok. İki nokta demek bunların ikisi kesişiyor ama çakışık oldukları anlamına geliyormuş dostlar. Pekala. Şimdi bakalım bununla ilgili örneklerimiz var mı? İşte burada. Doğrusu doğrusuna dik olduğuna göre dostum dikse biz ne öğrendik az önce? Bu iki doğrunun eğimleri çarpımı yani birinci doğrunun eğimi ile ikinci doğrunun eğimleri çarpımı eksi bir olacak. Hadi gelin şunun eğimini yazalım. Kural neydi? Y'yi yalnız bırakacağız. Geri kalan her şeyi diğer tarafa atacağız. Bak 2K eksi 1 Y eşittir. Eksi X eksi 11 oldu. 2K eksi 1'e bölelim her iki tarafı. Eksi 1 bölü 2K eksi 1 X eksi 11 bölü 2K eksi 1 geldi. Y yalnız. O halde x'in kat sayısı benim eğimim. Birinci doğrunun eğimini bulduk. Eksi 1 bölü 2k eksi 1. Şimdi çarpı ikinci doğrunun eğimi. Y'yi yalnız bırakacağım. Y burada dursun. Geri kalan her şeyi diğer tarafa atıyorum. Burası k artı 2x olarak gelir. Önünde eksi var. Bu tarafa artı geldi. 5 de bu tarafa eksi geldi. Bakın y yalnız. X'in kat sayısı direkt eğim. Yani K artı 2 benim ikinci doğrumun eğimidir. Çarpımları eksi 1 olacak. Şimdi şu eksi 1'in eksisiyle şununkini artı yapalım. Bakın burası K artı 2 çarpı 1 oldu. Ki K artı 2'dir bu. Bölü 2K eksi 1 eşitmiş 1'e. İçleri çarpıyorum, dışları çarpıyorum. K artı 2 2K eksi 1'e eşit. Eksi 1'i buraya aldım. K'yı buraya aldım. K eşittir 3 geldi. Bakalım bu ne diyor. Noktalarından geçen doğru. Bakın şu iki noktadan geçen bir doğru var. Buradaki D1 olsun mesela bu doğru. D1 doğrusunu bize iki noktasını vererek tanımlamış. Burada da başka bir nokta var arkadaşlarım. Şurada da ikinci bir nokta var. Bu doğruyu da denklemini vererek tanımlamış. Bu da D2 olsun. Diyor ki bu doğru yani D1 D2'ye paraleldir. Tamam. Hocam madem ki paraleller biz ne öğrendik? Eğimleri eşit. Hemen şimdi ikisinin de eğimini bulacağım. Birbirine eşitleyeceğim dostlarım. Bakın denklemi verildiği için bunun eğimi Y'yi yalnız bırakıyorum. Y burada dursun. Geri kalan hepsini bu tarafa ters işaretle attığımda bunun eğimi 2'ymiş. Y yalnız x'in kat sayısı 2. Demek ki bir doğrunun eğimini bulduk 2. Şimdi bunun eğimini bulalım. Bu da iki noktadan eğim bulacağız dostlarım. Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Bak y'leri çıkartıyorum. Bunun y'si a eksi 1. Eksi bunun y'si de 5. Bölü bunun x'i a, bunun x'i 1. İşte bu da birinci doğrunun eğimi dostlarım. Ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Şurasını yazalım bir daha. A eksi 6 bölü
a-1 olur. Eşitmiş bunun eğimine, yani 2'ye. 2 bölü 1 demek bu da. İçler dışlar yapıyorum. 2a eksi 2 eşittir a eksi 6. Buradan a eşittir eksi 6 artı 2 olur. A eşittir eksi 4 gelir. Adana'dan çıkar cevabımız. Üçüncü örnek. Doğrusu diyor. Bakın burada bir doğru yazmış bizim için. Bu birinci doğru. D1 diyelim buna. Bir de ikinci bir doğruyu da noktalardan vermiş arkadaşlar. Bu da D2. Paralel demiş yine. Yani D1, D2'ye paralel. Bu durumda ne olacak? Eğimleri eşit olacaktı. Hadi şu M2'yi bulalım. Y'ler farkı 3'ten 1 çıkacak. 3 eksi 1 bölü 1'den de 2 çıkacak. 1 eksi 2. Yani ne geldi? 2 bölü eksi 1. Eksi 2 geldi bunun eğimi. M2'yi bulduk. Şimdi şunun eğimini yazıyorum dostlarım. Y'yi yalnız bırakacaktık. Yani M artı 2 parantezinde Y şurası yani. Burada dursun. Geri kalanları diğer tarafa atıyorum. Şunu eksi olarak bu tarafa attım. Eksi M eksi 1 X. 4'ü de bu tarafa eksi olarak attım. Şimdi M artı 2'ye böleceğim hepsini. M artı 2'ye de bölersek şöyle terim terim böldüm. İşte birinci doğrumun eğimi x'in katsayısıydı. Yani şu eksiyi de içeriye dağıtayım. Eksi m artı 1 bölü m artı 2 geldi. Birinci doğrunun eğimi. İkinci doğrunun eğimini de eksi 2 bulmuştuk. Paralel oldukları için de eşitledim dostlarım. Hemen içler dışlar yapıyorum. Eksi 2 ile burayı çarparsam eksi 2m eksi 4. 1 ile de burayı çarparsam eksi m artı 1. Şimdi artı 1'i bu tarafa alalım. Eksi 5 olur burası. Eksi 2m de buraya artı geleceği için m kalır burada. M eşittir eksi 5'miş. Adana'dan geldi cevabımız. Evet, yine paralel diyor dostlarım. M kaçtır diyor kardeşler. Şimdi artık eğim bulma kısmını biraz hızlı halledeceğim dostum. Bunun eğimi, hatta şurayı önce bir dağıtalım değil mi içeriye. Şuradaki bakın Y burada dışarıda değil içeride. Dikkatli olalım. Y'yi yalnız bırakacağız ya. O yüzden önce bu denklemi bir düzenlemeliyim. M artı 1 X artı 2 Y artı 2 artı 7 eşittir 0. 2y burada dursun. Şunu bu tarafa atalım. Eksi m artı 1 x. 9'u da bu tarafa eksi 9 diye attım. 2'ye bölmeliyim ki y yalnız kalsın. Eksi m artı 1 bölü 2 x eksi 9 bölü 2. Birincinin eğimini bulduk. Şurası. X'in katsayısı. İkincinin eğimini söyleyeceğim. Y'yi yalnız bırakalım. Yine yaptık hepsini ya işte. Eksi M eksi 2 X eksi 6. Bunun da eğimi şurası arkadaşlarım. Ve bu eğimler eşit olacak değil mi? Paralel oldukları için. Hadi şununkini yazalım. Eksi M artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi M eksi 2'ye. Şu iki tarafta da eksi olduğu için artıya çevirdim. 2 ile burayı çarpıyorum. 2m eksi 4. Eksi 4'ü bu tarafa alalım. 5 olsun. M'yi de buraya alalım. M kalsın. Evet. M eşittir 5'miş. Adana'dan geldi cevap. Burada bakın y parantezin içinde y'nin yalnız kalması için önce burayı bir dağıttım arkadaşlarım. Ondan sonra toparladım. Evet. Burada da diyor ki doğruları çakışık olduğuna göre. Şimdi çakışıksa ne demiştik dostlarım? X'lerin katsayılarının oranı, yani paralelmiş gibi bir başlıyorsun. X'lerin oranını alıyorum. K eksi 1 bölü 4. Eşit olacak Y'lerin oranına. Bak bunun Y'si M. Bunun Y'si eksi 3. Ve yine eşit olacak sabitlerin oranına. Bununki 8. Bununki de eksi 12. Evet. Şimdi buradan da K ve M'yi bulacağız. Önce şurayı alalım. Bu ikisinden içler dışlar yaptığımda dostlarım eksi 3 ile 8'in çarpımı eksi 24 eşittir. Eksi 12 ile m'nin çarpımına.
Hemen eksi 12'ye böldüm her iki tarafı. Bunlar gitti. M eşittir. Eksiler artıya döndü. 24 bölü 12'den 2 bulduk. Şimdi de şu ikisini alalım arkadaşlarım. Baştaki ile sonuncusunu alıp içler dışlar yapacağım. Şuraya yazıyorum. K eksi 1 bölü 4 eşittir 8 bölü eksi 12. İçleri çarptım. Sadeleştirmekle uğraşmıyorum. 32. Dışları çarpıyorum. Eksi 12K artı 12. Artı 12 buraya gelirse 20 oldu burası. Eşittir eksi 12K. Hemen eksi 12'ye eksi 12'ye bölüyorum. Buradan da K eşittir. 20'yi de 4'e bölersem 5. 12'yi 4'e bölersem 3. Eksi 5 bölü 3. Bizden de K artı M'yi istiyor. Yani eksi 5 bölü 3 ile 2'yi toplayın diyor. 3 kere 2 6. Eksi 5 daha 1. 1 bölü 3 geldi. Cevap. Bakın D1 D2 doğrularının en az iki ortak noktası. En az iki ortak nokta demek ne demekti? Konuyu anlatırken söyledik. Çakışık demekti dostlarım. Burada hani neden çakışık olduğunu anlamadıysanız lütfen o konu anlatım kısmına, videonun başına geri dönün dostlar. Orada öğrenin. Peki hadi bakalım. Şimdi çakışıkta ne yapıyorduk? X'lerin oranı. Bak üsttekinin X'i A artı 1. Bölü alttakinin x'i 6 eşittir. Y'lerin oranına üsttekinin y'si eksi 2, alttakininki 8 yine eşittir sabitlerin oranına. Üsttekinin sabiti 3, alttakinin sabiti b eksi 1. İşte buradan çözeceğiz soruyu. Hadi bakalım şuradakini önce bir 2'ye bölelim. 1 eksi 1 daha doğrusu. 2'ye bölelim 4. Şimdi içleri çarpalım şu ikisinden. Eksi 1 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 6. 4 ile burayı çarparsam da 4A artı 4. 4'ü bu tarafa aldım. Eksi 10 eşittir 4A. 4'e bölersem de eksi 10 bölü 4 eşittir A. Yani eksi 5 bölü 2 buldum A'yı. Şimdi geldik bu tarafa. Şu ikisini içler dışlar yapalım. 3 kere 4 12. Eksi 1 ile burayı çarparsam da eksi 1 eksi b artı 1. 1'i bu tarafa aldım. 11 eşittir eksi b. Demek ki eksi 11 eşittir b. Evet, bana da bu ikisinin çarpımını mı soruyor? Eksi 5 bölü 2 çarpı eksi 11. İkisi de eksi olduğu için artı çıkacak. 5 ile 11'in çarpımı 55 bölü 2'dir. Sorumuzun cevabı. Geldik bir sonraki formülümüze. Kesim noktasının bulunması. Dostlar, iki doğrunun kesiştiğini bildiğiniz an şuradaki K noktasını nasıl bulacağız? Arkadaşım, ortak çözüm yapacağız. Çünkü bu nokta iki doğrunun da, bakın, yeşille turuncunun ortak noktası değil mi? İkisinin de üstünde, ikisinin de denklemini sağlar. İkisinin ortak noktasıdır dostlarım. Ortak noktayı bulmak için, ortak nokta bulmak için ortak çözüm yapılır. Peki ortak çözümlerimiz neler hocam? Yok etme metodu, bir de yerine koyma metoduydu değil mi dostlar? Bu ikisini yapacağız şimdi. Bakalım bir soru çözelim, görelim. Analitik düzlemde doğrusu ile doğrusu y eşittir x doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre. Güzel. Şimdi bakın, bu D1 olsun, bu D2 olsun. Şimdi bu bizim birinci doğrumuz D1. Tamam. Şimdi ikinci doğruyu çiziyorum. Onu da kırmızıyla çizeyim. Bu da D2. Ve biliyorum ki bunlar kesişiyormuş. He, neyin üstünde kesişiyorlarmış peki? Onu da söylemiş bize. Şöyle bir üçüncü doğrumuz var. He, bu doğrunun denklemi y eşittir x olduğu biliniyor dostlarım. Bunun üstünde kesişiyorlarmış. Peki o halde şuradaki yeşile boyadığım bu nokta üçünün de ortak noktası oldu mu arkadaşlarım? Hem kırmızının hem mavinin hem de yeşilin bir noktası oldu. Peki bu nokta üçünün de ortak noktasıysa üçünün de denklemini sağlamak zorunda. Peki yeşilin denklemini sağlatalım önce, yeşil olan. Çünkü bunun denklemi belli.
Y eşittir x. Bunun üstündeki bir noktanın özelliği şu. Y eşittir x'in denklemi ya bu. Özelliği şu. Üstündeki noktanın apsisi ordinatına eşitmiş. A'ya A gibi noktaymış. Bunun üstündeki bütün noktalar Y eşittir x doğrusunun üstündeysek eğer ki üstündeki bütün noktaların özelliği bu. Denklemi sağlayacak. Yani y'ler x'lere eşit olacak. Mesela k'ya k. Mesela m'ye m. Mesela n'e n gibi. O halde madem ki şu nokta yeşilin üstünde a'ya a gibi bir denklem olacak, nokta olacak. Peki tamam hocam. Şimdi gelelim kırmızıyı sağlatalım. Kırmızı şuydu. Bunu da sağlamak zorunda. Bu denklemde de x yerine a, y yerine a yazdığımda sağlamalı. Hadi yazalım. X yerine a yazdım. Y yerine de a yazdım. 2a oldu. Eksi 6 eşittir 0. 3a 6. A 2 çıktı dostum. Bakın a noktası, noktayı bulduk. 2'ye 2'ymiş. Şimdi peki bu nokta birinci doğruyu da sağlayacak çünkü onun da üstündeki bir noktadır. O halde burada da x yerine 2, y yerine 2 yazalım. Bakın ne oluyor? 2m oluyor. 2 yazarsam eksi 4 artı 8 eşittir 0. Burası 4 yaptı. Bu tarafa gönderirsem 2m eksi 4 oldu. M eşittir eksi 2 geldi. Evet. Ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Bakalım buna. Doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? Çok güzel bir soru dostlarım. Gelin birlikte halletmeye çalışalım bunu. Birkaç farklı çözüm yoluyla çözmeye çalışacağım dostlar bunları. Bakın neler yapacağım şimdi dostlarım. 1. Öncelikle kesim noktasından geçiyor diyor ya. Bize bir kesim noktası lazım o halde. Gelin bunların kesim noktasını bulalım. Nasıl bulacaktık? Yok etme metodu. Y'leri yok edelim mesela. Biri eksi, biri artı. Şunu 3 ile şunu 4 ile çarpalım. Şimdi birinci yol dedim. Yok etme metodu yapıyorum. Sonra da pratiğini göstereceğim dostlarım. Şimdi 9x olur. Eksi 12y 3 ile çarparsam eksi 54 eşittir 0. 8x artı 12y artı 24 eşittir 0. Bunları şimdi alt alta topluyorum. 17x 12y'ler gitti. Burası eksi 30 eşittir 0. X'ini buldum arkadaşlarım. Kesim noktasının 30 bölü 17. Şuraya kesim noktası diyeyim. Apsisi 30 bölü 17 çıktı. Bakınız. Çok gıcık bir sayı değil mi? Şimdi bir de buradan y'yi bulacağım. İşte dostlar bazen böyle kesim noktası gıcık sayılar çıktığında pratik yöntem çok işimize yarayacak. Ama ben devam edeyim. Ne kadar gıcık olduğunu da görün. Şimdi x yerine 30 bölü 17 yazdım. Şu denklemde yazıyorum. 2 ile çarparsam 60 bölü 17 artı 3y artı 6 eşittir 0. Hepsini 3'e bölebilirim istersem. Ne oluyor? 20 bölü 17 artı y artı 2 eşittir 0. Şurası 2 kere 17, 34. 20 daha 54 bölü 17. Bu tarafa atarsam eksi 54 bölü 17. İşte y'yi de buldum. Şimdi bu noktadan geçiyor. Bir de orijinden geçiyor 0'a 0'dan. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini arıyorum. Tabii ki doğru denklemi yazmayı biliyorsunuz. Önce eğim bulacağız. Eğim bulduktan sonra denklemde yerine yazıp çözecektik falan filan. Ya da korsan yöntem yapabilirsiniz dostlarım. Yani şu şıklarda x gördüğünüz yere 30 bölü 17, y gördüğünüz yere 54 bölü 17, eksi 54 bölü 17 yazarak hangisinin sağlattığını bulabilirsiniz. Ama bakın bu da uzun değil mi? Bayağı uzun çıkıyor buradan. O halde gelin şimdi biz bunun pratik çözümünü öğrenelim dostlarım. Böyle kesim noktası salak bir sayı çıkarsa, böyle rasyonel ve büyük sayılar çıktığında pratik çözüm deli işinize yarayacak. Öğrenin arkadaşlar bunu. Eğer bunları bir temizleyebilsem. Arkadaş bu kadar da
Şurayı bir büyütememişler şu silgilerini ya. Hadi şurayı da silelim de. Evet. Hadi yavrum az kaldı. Hadi 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 süre bitiyor hadi. Heh. Şimdi ne yapıyorum dostlarım? Şu denklemi, şu formülü unutmayın. Doğru demeti denklemi formülüdür bu normalde. Ama müfredattan kalkmıştır. Ama bakın böyle sorularda çok işimize yarıyor. Eşittir sıfır. D1 birinci doğrunun denklemi. Hemen yazın. Eşittir'e kadar olan kısmını yazacağız. Yani 3x eksi 4y eksi 18 bu birinci doğrunun denklemi. Artı k dediğimiz bizim kıçımızdan uydurduğumuz bir parametre. K yazacağız oraya. D2 doğrusunun denklemi 2x artı 3y artı 6 eşittir. Sıfırı da yazdım. İşte bunu unutmayın dostlarım. Senin aradığın cevap bu. Doğru cevap bu. Tabi burada bir de k var. Bizim bu k'yı bulmamız lazım. Bunun için de soru bize mutlaka bir şeyden geçen demiştir. Kesim noktasından artı bir şeyden daha. Orijin olur, başka bir nokta olur, önemli değil. Hemen bunu da madem ki buradan da geçiyor benim bu doğru cevabım. Bunu sağlamak zorunda. Yani x gördüğünüz yere 0, y'ye de 0 yazıp k'yı buluyorsunuz. 0, 0 yazdığımda eksi 18 geliyor. Artı k çarpı 0, 0 yazdığımda 6 eşittir 0. Buradan 6k, 18, k'yı 3 buluyorsunuz dostlarım. Şimdi k'yı da yerine yazıp doğru denklemini bir daha yazıyorum. Şuraya 3 yazıyorum artık. Bakın şöyle oluyor. 3x eksi 4y eksi 18, 3 ile çarpıyorum. Artı 6x artı 9y artı 18 eşittir 0. 18'ler gitti. 3x, 6x daha 9x yapar. Eksi 4y, 9y daha artı 5y yapar. Eşittir 0. 9x artı 5y doğru cevabımmış benim dostlarım Bursa. Şimdi dostlar bunu biz bir de şöyle bir pratiğin de pratiği var arkadaşlarım. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Burayı daha dikkatli dinleyin ne olur arkadaşlar. Bakınız şimdi burayı siliyorum. Pratiğin de pratiğini göstereceğim dostlarım şimdi. Şimdi dostlar silerken bir yandan da anlatayım. Bizim aradığımız doğru cevap orijinden geçiyormuş değil mi kardeşlerim? Orijinden. Yani orijinden geçiyorsa bir doğru denklemi şöyle olur. Orijinden geçen bütün doğruların denklemi sabit sayısı olmaz arkadaşlarım. Orijinden geçiyorsa bir doğru, orijinden geçen tüm doğruların sabitleri yoktur. Yani şöyle bir şeydir. AX artı BY eşittir 0. Sabit sayısı yani artı C gibi bir sayı yoktur. Orijinden geçtiği için. Tamam mı kardeşim? Madem ki bakın zaten şıklara bakarsanız hepsi orijinden geçiyor çünkü öyle diyor soru. Hepsinin sabit sayısı yok. Sadece x ile y'ler var. Artı bir şeyler yok yani. İşte madem ki orijinden geçiyor, o zaman sabit sayının olmaması lazım. Hemen sabit sayıları yok edin dostlarım. Bakın alttaki denklemi 3 ile çarpın. Üsttekine hiç dokunmuyorum. 3x eksi 4y eksi 18 eşittir 0. Alttakini 3 ile çarpıyorum. 6x artı 9y artı 18 eşittir 0. Toplayın bir de bunları alt alta. Bakın 18'ler gitti. 9x toplarsanız 5y eşittir 0. İşte size pratiğim pratiği arkadaşlarım. Bunun da bir adım ötesi yok zaten. Mevzu budur herhalde. İnşallah anladınız kardeşlerim. Şu anda hepinizin wow dediğini duyar gibiyim. Demiyorsanız da deyin yani bir zahmet. Bu kadar da pratiğini gördünüz. Evet, özel doğrulara geçiyormuşuz dostlarım. 29 dakika olmuş. İsterseniz burada bir duralım biz. Durduralım. Bir sonraki videoyla da buradan devam ederiz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.